Evindeydik. Evet. Epeyce bir yorumda bulundunuz hepiniz. Evet. Ve bugün şimdi sıra sana geldi. Evet, şimdi ben puanımı vereceğim. Benim açıklamam kısa olacak. Ben hiçbir şeyini beğenmedim Sinem. Bunu yorumlarımda da söyledim zaten. Zevklerimiz uyuşmuyor. Ben normal şartlarda her zaman söylüyorum. O uyuma bakarım. Ama dün benim günümde gördüm ki uyuma değil, benim zevkim bu. Bunu bugün kaçıncı söyleyişim bilmiyorum. Benim zevkim değil. Beğenmedim. Hı hı. Çok aykırı, çok şatafatlı ya da çok sade diye o şekilde ilerliyormuş asla. O yüzden ben de puanımı ona göre verdim. Ben de İnşallah tek bir şey söyleyeceğim. Olur. Çok özür diliyorum. Puanını açıklasaydı ondan sonra mı söyleseydi? Yok, puanı görmeden söyleyeyim. Şimdi onunla hani etkili peki olduğu için söylüyor denmese. İlk gün geldiğin zaman arkadaşlar bakın uyuma verin. Belki farklıdır tarzı ama uyuma göre vermediğim böyle gibi zaten konuşma tarzın vardı. Bence tarzından ödün verme. Ama siz benim tarzımdan ödün verdiniz. Sen açık gününe ve net çok şekilde güzel bir şekilde hani bunları bu şekilde hipnoz edeyim. Söyleyeyim arkadaşlar da ona göre davransınlar şeklindeydin. Biz sana o şekilde gelmediğimiz için sen bize bu şekilde geliyorsun. Ben yok senin, gayet o şekilde gelindi bana. Ben senin verdiğin puanı da tahmin ediyorum. Tahmin edeceksin tabii ki. Ediyorum zaten. Mantıklı olman lazım bu konuda. Yok, ediyorum zaten yani ama dedi, sen kesinlikle bir haksızlığa uğramadın. Ben biz de sana olmuyorum sen de haksızlığa uğramadın. Yok ben haksızlığa uğradım demiyorum. Hı, yani verdiğime de uğramamış. Bu kızda da bu kızdan ha şu tarz benim değil ama ben bunu beğendim. Şunu beğendim. Ben evet benim tarzım neyse ben bu kızlara ona göre mesela puanladım. Ben şöyle söyleyeyim. Bu aynı seninle tarz olan Simnur'du. Simnur'un tarzını da beğendim ama ben kendi koltuklarım eğer lacivert yapmasaydım bir ara zümrüt yeşili yapmak aklımdaydı. Girdiğim an kızlara da söyledim. Rengi hatta sizler beğenmiyor zümrüt yeşilini çok beğendim dedim. Halısıyla uyumunu beğendim dedim. Ben zaten evet dedi söyledin. Şey girmek istiyorum. Modelini değil ama rengini ve renk uyumunu beğendim diye söyledim. O iddialı bir renktir çünkü. Ama evet, şey modeli benim modelim değil. Evet. Rengi evet, güzel bir renk değil söylemiş. Söylemek gayet istediğim şey ben şu. İlk başta şöyle konuşuyorduk. Yani senin söyleme tarzın beğendiğiniz şeyler olmayabilir. Ama o bir şey yakalamış olabilir. Hani mesela Sinur bunda bunu yakalamış olabilir. O zaman görelim bakalım Aslı'nın puanı. Görmeden kaç önce bir cümle söyleyeceğim Aslı abla. Söyle canım. Kendin de söylediğin gibi ilk girdiğimde bunu söyledim. Nazar'ın evini hiç beğenmediğim halde açık açık kameraların önünde de söylüyorum. Nazar'a 4 puan verdim. Çünkü ben onun orada uyumuna baktım. 4 puanlık bir uyum yakalamıştı benim gözümde gerçekten. Ama gördüm ki bana gelindiğinde kimse renk uyumuna bakmadı. Yanlış mı düşünüyorum? Ben söyledim. Neden 4 verdim? Ben söyledim. Söyleyeyim. Aleyna bana dedi ki ben lacivert sarı uyumunu sevmiyorum. Ha sevmiyorum yakıştıramadım dedi. Ama siz hiçbir şekilde yani şöyle söyleyeyim. Renk uyumuna bakmadınız. Ben hayır, seviyorum hayır ki arkadaşlar yatak odamda bakın beyaz gold kullanmış. Hani böyle geçişler yok. Ben bir şey söyleyeceğim. Yok. Öyle demedim ben. Ben dedim ki mobilyalarını beğenmedim. Renk uyumunu beğendim. Ben de aynı şey işte her ben de onu söyledim. Sadece yani, salon için mesela ben söyledim. Yani şunu lacivers söylemek istiyorum. Ben de onu demek istiyorum zaten. Olay avantgardsa ona göre kombin etmek. Sporsa ona göre kombin etmek. Ben en baştan beri bunu savunuyorum. Sen çok hepsine şapapak gösterdiğin tamam için. Ama yani onu sevdiğim verdim için. Heh. Yani zevki. Bu benim zevkim. Evet. Bunu bu şunu söyleyeceksiniz. Aslı abla şöyle bir durum var. Ben bu avizeyi koysaydım amenna diyecekler ki ah sen bu ne alaka. Ama ben avantgard bir dedik avize koymuşum. Maddiyatın ha önemi yok. Burada maddiyatın hiçbir önemi yok. Evet. Sinan bana dedi trilyonluk zevkiniz olsam bunu yapmam. Ben trilyonluk olduğum için yapmadım ki. Ben bu zevke sahip olduğum için yaptım. Benim zevkim mesela hitap etmiyor. Tamam etmiyorum. Bana hitap etmiyor tamam işte zaten. Benim gibi bu da bana hitap etmiyor. O halde tamam problem yok. Kutuyu açalım. Şey soruyor şurada başlıyor. Bunlar da sana hitap etmiyor. Çok özür dilerim. Onun mutfağını beğendim. Hepimizle ben kendi adımı da söyleyeyim. Hani o tarzın Ahsen'in tarzı olduğunu zaten dile getirdik. Hepimizle getirdik. Ben salondaki renk uyumunu beğendim ama avantgard oluşunu beğenemediğim için sana söylemiştim bunu. İşte ben sürekli aynı şeyi artık tekrar ediyorum. Artık ben çok merak ediyorum. Açalım mı? Evet. Açalım bence de. Açın hadi abi o zaman açalım bence de. Tahminlerin yanılmıyormuş. Aynen. Kuvvetli hep bir böyle borç olur. 3 puan verdim çünkü bizi evinde ağırladı. Bir emek vardı ortada.
İnsanların yaptıkları o masadaydı. Ondan sebep 3 puan verdim. Emeğe. Bana 3 puan verdi. Bekliyordum. Zaten bugün ona biz eğer dün 6-7 falan verseydik bugün muhakkak bize 4-5 falan verirdi. Ama yükseğini asla vermezdi. Asla beklemiyordum. Biz puanları açıklarken Aslan Hanım'ın bir yüzü düştü. Normal, çok normaldi. Kendisini birinci olacağını falan sanıyordu ama herkes kendisi gibi avantgard şık değil. Sadelikten yanayım ben. Sinem Hanım'ın olduğu gibi. Şok oldu ama daha da olacak yani. Ne yapayım, ne diyebilirim? Vallahi Ahsen Hanım boş boş sinirlenmesin. Ahsen Hanım'ın evine kıyasla burası çok çok daha iyiydi. 3 verdi sana. Yok zaten oynuyor yani. Kendi gününe çok güzel. Sen diyorsun nazara dedin hep. Kendi gününe çok güzel oynuyorsun. Ben nazara kendi gününe oynuyor demedim. Hayır, nazar ben ne versem onu versin. Sen kaç vermiştin dün? Ben ona 4 verdim ama hayır, bana 4 versin vesaire. Ben biliyorum onu bana 3 verdim. Buraya yani nazar Simnur'un gününü oynadı diye demiştin. Dedin. Nazar Simnur'un gününe niye oynasın Simnur, ki? Simnur'a katılıyorum. Nazar kendi gününe oynadı demiştin. Hani ben bizdeyken puanlama esnasında. Ben Simnur için bunu dedim aslında. Sen dün söyledin. Ben evet. Onu ben Simnur için dedim. Tamam işte onu söylüyorum. İlk gün evet senin için demem Simnur için dedim. Hayır. Nazar Simnur'un gününe oynamış dedi. Sinem de şimdi sana onu diyor. O nazar için söyledi. Yani beni İyi savundu. Nazar niye senin gününe oynasın ki? Nazar ilk gündü zaten. Ben algılayamadım tamam. Şu anda. Aslan. Hiç bu evde bir yorum birbirine uyum bulamadın mı? Hiç bulamadım. Tabii ki bulamayacak. Yani Aslı Hanım soruyor musunuz? Şimdi biz onun soruyorum, evine geldik. Evet, ya tabii yani o yüzden söylemiyorum evet. Ve soruyor musunuz derken. Gerçekten biz onun evine o şekilde davrandığımız için tavırları, konuşma tarzı zaten o şekilde. Şimdi bu koltuk takımının aynısını başka bir insanda gördüğünde koltuk takımı çok güzel deyip başka bir insanda görüp kendi günün geçtikten sonra eminim ben dün olsaydım ben koltuk takımını beğenmedim koltuk bak altına gene söyleyecektin. Ben senin koltuk takımını beğendim mi Simnur? Koltuk takımını değil sen, rengini beğendim. Ben griyi sevmedim altını çizerek söyledim benim zaten. Benim tarzım değil. Evet. Ama rengi beğendim. Rica ederim. Yani rica ederim. Teşekkür ederim tamam. Rica ederim. Bu evde uyum var mı yok mu ben onu soruyorum. Bana göre bu evde bir uyum yok. Sen yaşamıyorsun zaten ben yaşıyorum. Tamam benimkine de sen yaşıyorsun. Saygı bilmiyorum sana bir şey de demedim ben zaten verdiğimde. Tamam. Evet uyum yok. Toplamda 18 puan aldın arkadaşlarından. Teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Evet Nazar'ın toplam puanı da 18'di. Evet. Şu anda berabersiniz. Bakalım. Bakalım neler olacak? Yarın ben de yarın sendeyiz. Yarın sendeyiz. Yarın Aleyna'dayız. Ama onun öncesinde ben puanımı kullanacağım Sinem için. Evet, her zaman söylediğim gibi yani lüksmüş, büyükmüş, ihtişamlıymış, küçükmüş bunların önemi yok. Önemli olan oradaki karşılama, çeyiz, birbirlerine güzel davranışlar içerisinde bulunmaları, verdikleri emek bunlar benim için önemli. Kızların hepsi birbirinden değerli, gelinlerimin hepsi birbirinden kıymetli, hepsi de çok emek veriyor. Ama görüyorum ki gün geçtikçe daha bir hırslanıyorlar. İster istemez bunlar puanlarına da yansıyor. Yani daha çok mantık içinde puan verdiklerini dikkat ettim. O yüzden ben adaleti sağlamak durumundayım. Yani benim yapmam gereken burada o olduğunu düşünüyorum. Bu da benim için çok kolay olmuyor. Emin olun çünkü hepsini tanıdıkça ayrı ayrı seviyorum. Bu nedenle benim sineme puanım 8. Sinem Hanım'ın rakiplerinden aldığı puanlar şöyle. Nazar Hanım 5, Aleyna Hanım 5, Simnur Hanım 5, Ahsen Hanım 3. Aslı Ünel ise yarışmacımıza 8 puan verdi. Sinem Hanım toplamda 26 puana ulaştı.